Merhaba sevgili WebTekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte bildiğiniz üzere hiçbir Google servisini kullanamayacak olan Huawei Mate 30 Pro'nun kutu açılışını yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar benim Huawei dememe yine takılacaksınız ama yapacak bir şey yok. Ben de böyle bir insanım. Artık beni böyle kabul edin. Fazla uzatmadan kutu içeriğine geçmek istiyorum. Bu sırada da detaylardan bahsedeceğim. Şimdi şu jelatinden başlayalım. Bakalım. Bu arada telefonlar biraz enteresan geliyor. Kutusu mutusu biraz yıpranmış gibi geldi bize. Buradan telefonun kendisi çıkıyor arkadaşlar. Şunu şöyle bir koyalım. Buna tekrar döneceğiz. Şu telefon tutma zımbırtısı. Şuradan bir hat çıkarabileceğimiz aparat geliyor. Şöyle göstereyim. Şunu açtığım zaman içinden bir adet kılıf çıkıyor. Böyle plastik gibi değişik bir kılıf. Şurasında kocaman delik var bu kameralar için. Bu ne böyle? Kullanım kılavuzu gibi bir şey. Hat çıkarıcı, iğne, başka da bir şey yok bu kısımda. Şurada bir adet adaptörümüzü görüyoruz. Bu adaptör yurt dışı çıkışlı arkadaşlar. Telefon çünkü bize yurt dışından geldi. Adaptörün şöyle bir özelliği var. Süper şarjı destekliyor, yani hızlı şarj olma özelliği var. Bildiğiniz gibi hızlı şarj adaptörleri de böyle bir tık tombul oluyorlar. Eskisi kadar ince olmuyorlar. İçinden bir adet şarj kablosu çıkıyor. Onu da şöyle gösteriverim. Type-C ucu. Bir adet kulaklık çıkıyor. Aramalara falan filan cevap verebileceğiniz bir kulaklık. Bunun da ucu Type-C. Telefonda 3.5 mm'lik jack girişi yok. Kutunun içinde herhangi bir şey yok. Şöyle bir ganimetimizi bir ortaya koyalım. Şimdi de telefonumuzu jelatininden çıkarıyoruz. Şöyle bir hamleyle yapalım. Şöyle bir göstereyim sizlere nasıl görünüyor. Görün. Bu açılırken de kameralarından bahsedelim. Aynen şu an telefonumuz açıldı. İlk his olarak gayet şık görünüyor. Kavisli bir ekran söz konusu. Çentik bunda da duruyor. Ekran gövde oranı anlamında sağlam bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz. Yalnız şuradaki siyahlıklar bir tık çirkin duruyor gibi. Bu tarz detaylara zaten Lütfi değinecek arkadaşlar. Ben şöyle size arkasını göstermek istiyorum. Bu tasarımı ilk gördüğünüzde yapmak istediğiniz ilk şey şu oluyor. Bu dönüyor mu lan? Hani böyle bir döndürmeye çalışıyorsunuz ama dönmüyor tabii ki de. Kameralardan da bahsedeyim hemen sizlere. Kameralardan iki tanesi 40 megapiksel değerine sahip, üçüncüsü 8 megapiksel, dördüncüsü de TOF sensörü. Bu uzaklık yakınlık ölçmemize yarayan bir sensör. Daha önce ben bu kadar sık görmüyordum da artık telefonlara koyuyorlar demek ki. Kameraların F değerleri de şöyle arkadaşlar. Patachuta kutik ya ya. Ayda. Lütfi Şahar'ın bu telefon konuşuyor. Bir dakika bir kapatalım. Çince bilen arkadaşlar yoruma çevirirse sevinirim. Tekrar açacağım. Ümidim dili yanlışlıkla seçmemiş olayım. Neyse orayı döneriz, hallederiz orayı. Kameralar dediğim gibi iki tanesi 40 megapiksel. Bunlardan bir tanesi f1.6 diyafram değerine sahip. Diğeri f1.8 diyafram değerine sahip. 8 megapiksel olan telefoto kameramız da 2.4 diyafram değerine sahip. Ön kameranın çözünürlüğü 32 megapiksel arkadaşlar. Zaten bu tarz detayları Lütfi değinecek. Biz şöyle bir sağına soluna bakalım. Bir de telefonu açalım ya. Şu Çince meselesini bir halledelim. Şimdi bu telefonu açarken yeni hareketleri deneyin dedi. Sol içeri doğru kaydırın diyor. Kaydırıyorum. Ha geri gitti. Harika. Yaptık. Sağdan içeri doğru kaydırın. Vay süper. Çok iyi özellik ya. Ekran altından yukarı kaydırın. Bu şey değil mi ya şu? Oy, bunda da var. Neyse. Ekran altından yukarı kaydırın ve basılı tutun diyor. Bir de bunu deneyelim. Basılı tut. Öğreticiyi tamamladık. Şimdi telefonumuzu açtık. Şöyle bir ayarlarına girelim. Sistem. Telefon hakkında. Huawei Mate 30 Pro. MIUI mi ne diyorlarsa buna işte. 10.0 Android sürümü. 10. Başka da burada bir şey yok zaten. Şöyle geri. Ha bu Apple'dan sonunda aldılar. Bu şık şık güzel olmuş. Şöyle bir dönelim. Bir de kamerasını hemen bir iki çekim yapalım. Onur oturuyor. Onur'a biz 20x, 14x zoom yapalım. Evet, Onur'a 19x zoom yaptık. Fotoğraf gelmedi yani. O derece yakışıklı bir adam yani. O kadar zoom yaptım ki fotoğraf görünmüyor. Bir daha deneyeceğim. 30x zoom yaptım. Geldi. Bakın görüyor musunuz? 30x zoom'da normal olarak görüntü bayağı bir bozuluyor. Kamerasıyla şöyle bir özgeyi çekelim. Heh. Yani tabii bu detayları Lütfi değinecek arkadaşlar. Bir de ben bir ön kamerasını denemek istiyorum. Şimdi bu yüz güzelleştirme açık. Çekiyorum. Yönü ayarlama. Ayna açık, ayna kapalı. Ayna kapalı olsun. Şimdi önden çektiği portre fotoğrafa bakalım. Niye büyümüyor oğlum bu? Telefon bozuk. Bir daha çekeceğim. Allah Allah. Düzenle bak. Büyümüyor. Belki de bir güncelleme yapmamız lazım. Şu an bir fikrim yok. Umarım aynı sorun Lütfi'de olmaz. Şimdi geldik dananın kuyruğunun koptuğu yere. Huawei'nin App galerisi var burada arkadaşlar. Kabul ediyoruz. Zaten başka çaremiz yok. Evet bu da Huawei'nin App marketi arkadaşlar. Yerseniz burada bir sürü Çince uygulama var. Başlangıç ekranına git diyelim.
Yeni sürüme güncelle bakayım. Bu bunu güncellerken ben size şuradan göstereyim. Mesela anahtar dili Türkçe, indir. Herhalde şu tamamdır değil mi? Bakalım. Ha, yükleniyor şu an. Türkçesini kurdu. Kabul edelim. Başta Çince geldi. Yine Çince. Arama yapalım şuraya. Google yazıp bir arayalım bakalım. Gördüğünüz gibi herhangi bir Google Play ibaresi yok arkadaşlar. Zaten telefonda Google Play yok. Neyse, upmarket'i de bu şekilde arkadaşlar. Bence kutu açılışı için yeterli bir içerik olduğunu söyleyebilirim. Bu ürünün zaten detaylarını Lütfi baya baya bir değinecek. Artık arkadaşlar kutu açılış videomuzun sonuna gelmiş olduk. Dediğim gibi Lütfi bu ürünün detaylı incelemesini yapacak. Biz bunda kutu içeriğine bakalım. Bir de şu Huawei'nin upmarket'i nasılmış ona bakalım diye biraz kurcaladık cihazı. Bir iki tane de fotoğraf çektik. İnceleme videosunda görüşmek üzere diyorum. Sizler de videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı unutmayın. Bu arada incelemede değinmemizi istediğiniz bir detay, bir ayrıntı varsa da yorum bölümünden belirtebilirsiniz. Bir de ben şeyi merak ettim. Anket hemen şurada. Google Play olmayan bu telefonu alır mıydınız? Anketimiz hemen şurada arkadaşlar. Artık başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ekranda durmakta olan bağlantıları tıklayarak bambaşka Webtekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.